Sevgili seyirciler, sadece adını ve çalıştığı firmayı biliyorum. Adı Doktor Ercan Petekkaya. Çalıştığı ya da kurduğu firma ise Pharmavet'in yönetim kurulu başkanı ya da genel müdür. Bu kadar biliyorum. Onun dışında da herhangi bir tanışıklığımız telefonda ya da yüz yüze yok. Ne konuşacağım onu da bilmiyorum. Şahsını mı konuşacağım, firmayı mı konuşacağım, para mı konuşacağım hiçbir şey bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Konuşacağım isim son derece zengin, aykırı ve eminim bu programı veteriner fakültesindeki öğrenciler, lise öğrencileri, anne babalar, sektördeki insanlar, tarım ya da genel olarak her kim izlerse kendine ait bir kuble bulacak. Ercan abi hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Şöyle ki madem geçmişi sordunuz, dedeme kadar gideyim, daha ileriye gitmeyeyim. Dedem nüfus müdürüydü, nüfus memuruydu. Yani bir memur aileden gelen bir kişiyim. Daha sonra babam da gerçi mesleğimle alakalı bir iş yapıyordu. Ziraat teknisyeniydi babam da. Elazığ'da, meyve fidanlığında başlamıştı. Ve o dönemde hakikaten Türk çiftçisine hizmet veren neferlerden birisiydi. Keşke hala aynı hizmetleri verebilen kurumlarımız daha önde, daha iyi şekilde olabilse. Sonrasında tabii ki biz bir de yörenin getirdiği kültürlerden kaynaklı. O dönemin henüz kapitalist ilişkilerin çok fazla insan ve aile toplumunu bozmadığı dönemler olduğu için rahmetli dedemi kaybettikten sonra babam üç kardeşini, annesini alır ve bir lojmana tabiri caizse sığınırlar, lojmanda yaşarlar. Ben de tabii ki oradayım. Tabii ki bu tek maaş, üç kardeş, anne, evlat, eş kolay şeyler değil. Ama sonuçta babamın bir lafı vardı. Ben aç kalırım, çocuklarımı okuturum, eğitim aldırırım, yetiştiririm. Ve o da başardı. Ülkenin Elazığ bölgesindeki tarımın, fidancılığın gelişmesi için yapıyorlardı bu hizmeti. Muhteşem bir hizmet. Sonrasında babam bu sefer Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma Deneme Çiftlik yeni kurdu. Ve oranın müdürlüğünden emekli oldu zaten. Sonuçta ben çocukluktan beri tarıma ve hayvancılığa nığın içinde büyümüş bir insanım. Lisede okurken neyi hayal ediyordunuz? Lisede okurken neyi hayal ediyordum? Aslında bizim evimizde şu konuşulmazdı. Çünkü devlet baba vardı. Devlet baba bize bir yaşam garantisi veriyordu, verecekti. Dolayısıyla ben ne anamdan ne babamdan şurada da şu tarlayı alsak, burada da bunu yapsak gibi bir şey duymazdım. Tam bir memurdunuz yani. Evet. Siz. Memur çocuğuydum ve öğrendiğim tek şey vardı. İyi insan ol, temiz insan ol, memleketine hizmet et, zaten memleket sana bakar. Vay. Lisedeki vay hayalim oydu. O zaman devlet varmış. Vardı tabii ki. Yani devlet şimdi algısı, vardı hayır, inşallah canım. Devlet varsın mı diyecek ya, devlet kavramı tabii ki, oturmuş devlet yani. Baba. Evet. Devlet baba hakikaten devlet babaydı. Ama o zaman da baban gibi insanlar da devlete de olağanüstü iş yapmıştı. Çalışanları da neferdi. Evet. Peki üniversite tercihini niye yaptın veteriner fakültesi Çok tarafından? Güzel bir soru. Açık söylemek gerekirse eğitim sistemimiz bildiğiniz üzere o zamanlar da daha fenaydı. Tarih alalım. Tarih 77-78 yılları. O tarihte de yani istediğiniz yere girebilir misiniz, giremez misiniz bir tercih yapmanız gerekiyordu. Ben zaten dayım hayvan besleme profesörü. O dönemde babam dediğim gibi araştırma deneme çiftlik müdürü. Bir dakika, o dönemde mi dayın? Tabii. O dayım, dönemde hayvan besleme mi varmış ya? Tabii. Dayım da Türkiye'de Profesör Mahmut Akkılıç. Türkiye tavukçuluğunu yerleştiren
önder insanlardan birisiydi. Genlerinde varmış. Onların sayesinde üniversite eğitim dönemim tabii ki daha dolu dolu geçti. Ancak niye tercih ettim diyecek olursanız ilk tercihim değildi açık konuşmak gerekirse. Tamam. Fakat işte gerek ailenin zaten bu alanda olması beni bu yöne de itmişti. Aslında bilmiyordun değil mi? Yani bu işin bu kadar önünün açık olduğunu, veterinerin dünyasının geniş olduğunu değil. Sadece dayından görmüştün. Biraz da bir üniversite lazımdı. Biraz da ezbere gittin aslında. Ne bilebilirdik ki? Onu diyorum tabii. Ne bilebilirdik ki? O zamanki medya... Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani belki benim çağım daha bir moderndi ama benden bir önceki çağda, yani bir kuşak öncesinde Elazığ'dan bahsediyorum. Elazığ'da bazı köy kasabalarda, hele bu tren yolu geçiyorsa, insanlar zaten tren geçer de buradan bir gazete atarlar mı? Alayım okuyayım dönemiymiş. İnanmıyorum. Şimdi, yalnız şu anda Manisa sahildeyiz. Bakınız çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Benim yaşam hikayemi konu aldığım kitabım yayınlandıktan sonra Sahil Ticaret Odası Başkanı İbrahim Yüksel Bey, o da kitabımı teveccüh edip okumuş. Ve sonra beni aradı, dedi ki o da Sahil'de büyümüş, doğmuşmuş. Ercan Bey dedi, her şey aynıymış. Siz Elazığ'da yaşıyormuşsunuz, biz de Sahil'de yaşıyormuşuz. Sonuç itibariyle o dönem böyle dönemlerdi. Peki fakülteye girdin, sevdin mi? Sevmem mi? Yani çok sevdim. Yani habire öğrenmeye aç bir şekilde çalıştım. Bir avantajı oldu. Dayım ve babamın sektörde olmasının avantajı söyleyeceğim yalnız ne olduğunu. Şimdi dayım hayvan besleme profesörü, bütün hoca arkadaşlarla zaten hocalarla arkadaş. Babam araştırma deneme çiftlik müdürü, hocalarla arkadaş. Bu beni öyle bir motive etti ki benim düşük puan alma gibi bir lüksüm yoktu. Onlara mahcup kalamazdım. Çıtayı yüksek tutmak zorundaydım. Zaten üniversiteyi o yüzden ikincilikle bitirdim. Babam benden önce notlarımı gider listeden kontrol ederdi. Akşam eve geldiğinde, Ercan şu dersten 95 almışsın. Yani eleştirirdi. 95 niye 100 değil yani? Abi senin baban da var işte ya. İşte o teşvik bizi buralara kadar getirdi. Peki, şu anda Türkiye'de binlerce veteriner hekim arkadaşımız veya ağabeyimiz var. Ama siz klasik bir veteriner hekimlik yapmadınız. Yani bir pette veya bir çiftlikte değilsiniz. Siz işin ilaç kısmında da, besleme kısmında da varsınız. Okulu bitirince ne oldu? Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum bu soru. Öncelikle ben daha ikinci sınıftayken kendime hedefler koymuştum. 5 tane hedef koymuştum. Gençlere hep bunu söylüyorum. Ya kendinize hedef koyun. Birincisi demiştim ki benim ilk yapacağım şey üniversitede öğretim üyesi olup bilimle uğraşmak. Birinci tercihim buydu. İkinci tercihim orası olmazsa mutlaka bir araştırma enstitüsünde araştırmacı olmak istiyordum derdim. O da olmazsa, onu da beceremezsem, Tarım Bakanlığı'nın ilgili araştırma konularındaki birimlerinde görev almak isterim demiştim kendi kendime. O da olmadı. Yine Tarım Bakanlığı'na girebilirdim. En sonunda klinik açabilirim demiştim. Kendi kliniğimi. Ve 1983'te Gebze'de henüz özel klinikler çok da yaygın değilken kendi başıma işte cebinde bir kuruşu olmaksızın masa sandalyeyi borcu alarak bir klinik açarak başladım. Belli bir dönem pratisyen veteriner hekim olarak, klinisyen olarak çalıştım. Hangi branşlarda? O dönemlerde bu kadar genel, bu kadar ayrılmamıştı tabii ki. Ama daha çok ruminant ve pet üzerine çalışıyordum. Yani iyi de bir cerrahtım, onu da söyleyebilirim. Oo. Şu anda yalnız kendi köpeğimi veteriner hekime gönderiyorum. Yani uzmanlık, herkesin uzmanlığına anladım, saygı duymak doğru lazım. Gördüğüm kadarıyla siz araştırma detaylı kısımlara inme ve kökünü bulma konusunda bir merakınız var. Herhalde o enerji yüzünden aslında buraya geldiniz. Çünkü siz eğer klasik bir veteriner hekim olarak kalsaydınız,
O dönemde pratisyendiniz, her alana giriyordunuz. Belli bir zaman sonra ya petçi ya da büyükbaşçı ya da limonatçı olur çıkardınız. Ama onu yapmadınız. Ne oldu Gebze'den sonra? Yani sizi sıktı mı bu klasik... Şimdi öncelikle o branşları yapan meslektaşlarıma saygım sonsuz. Tamam. Hepsi çok değerli işler yapıyorlar, memlekete hizmet ediyorlar. Ancak ben herhalde şöyle bir laf vardır, ne derler, işte lider doğulmaz. Pardon, lider olunmaz, lider evet. doğulur. Evet. Şimdi ben lider değilim ama işte bazen zorlamayla araştırmacı da olmuyorsunuz, zorlamayla girişimci de olamazsınız. Ben kliniği açtım. Klinikten sonra daha o zamanlar işte bu şu andaki damızlık süt birlikleri vesaireler yok. Ben özel süt birliği, sütçüler birliği kurmuştum. Yani kitabımda bunların hepsini yazdım. Sütçüleri üye edip hayvan sahipleri onlara iyi hizmetler verebilmek için 80'li yıllardan bahsediyorum. Yani 40 sene önceden bahsediyorum. Dolayısıyla belli bir zaman sonra baktım ki bu iş bana daha büyük şeyler yapabilmeliyim, daha büyük hizmetler sunabilmeliyim. Siz sosyal yönlere daha fazla sevdiniz herhalde aynı zamanda. Yani. Sosyal demeyelim de, katma değeri yüksek değerler nasıl yaratabilirim diye. Bunun için de zaten tırnak içerisinde param ve kapitalim yetmediği için direkt bir ilaç firması veya bir yem katkı firması kuramadım. Kuramayınca profesyonelce bir holdingde gidip yönetici adayı oldum ve 6 ay içerisinde 27 yaşında genel müdür oldum. Yani gençlere de önerim de bu işin yaşı yoktur. Akıl yaşta değildir, baştadır. Dolayısıyla kendilerini güçlü ve güvende hissetsinler tabii içini doldurmak kaydıyla. Ben 27 yaşında Turgut Holding'de veterinerler bölümü genel müdür olmuştum. Ne kadar orada kaldınız? Orada çok güzel bir hikaye. Yine kitapta da yazdım. Orada 10 sene çalıştım. Ve bu 10 yılda orada da çok önemli bir başarı grafiği kayıtlara geçti. Orada da artık tıkandım. Yapacağın şey bitti. Orayı da büyütmek istedim. Hayır. Orada büyütmek istedim. Kitapta yazıyor bunların hepsi. Şu anda sizin biraz önce girizgahta söylediğiniz gibi Farmavet ismi oradan geliyor. Ben dedim ki ya bu işi büyüteceksek Farmavet diye bir şirket kuralım. Adı Farmavet olsun, daha da büyütelim. Ancak çok kalabalık ve büyük bir organizasyondu. Allah rahmet etsin hocamdır, patronum, eski patronum Kaya Turgut Bey. Beni yetiştirmiştir yani sağ olsun. Ama diğer yöneticilerle pek bir uyum sağlanamadığı için oradaki o proje hayata geçmeyince dedim o zaman bu projeyi ben yapacağım dedim. Neydi proje? Efendim proje şuydu. Ben farmakoloğum ve ilaç endüstrisinde çok deneyimlerim oldu. 10 yıl, 11 yıl dünyada da deneyimlerim oldu. Ve şuna inandım o süreçte. Hayvancılıkta hayvanları tedavi etmektense hayvanları hastalandırmamak. İşte bu ya. Bunu siz mi söylüyorsunuz? Evet. Hastalandırmamak gerekiyor. Vallahi tebrik ediyorum. Yani acil bir durumlar dışında veteriner hekim de sadece... İşte acil bir durumda çiftliğe gidip veya hayvan sahibine hizmete gitmemeli. Onun hastalığını önlemek lazım. Bunun temeli de beslenmeden geçiyor. Beslenmede de tabii ki her geçen gün gelişiyoruz ve değişiyoruz tabii ki. Beslenmede de kullanabileceğimiz çok özel yemler, işte yem katkıları kendi alanımla ilgili konuşuyorum var. Ama geçmişten beri yem katkı deyince sanki 2-3 tane tozu bir araya getirip karıştırdık mı premix oldu, yem katkısı oldu diye bir algı vardır. Hayır, artık o da bitti. Şimdi fonksiyonel katkılar dönemidir. Yani ben besleyerek hayvanı ne noktaya getiririm? Hemen siz sormadan bir şey ilave edeyim. Madem konu geldi o noktaya. Konuyu açtınız diyorsun. En son 2 yıl önce, burada isim vermek istemem, Türkiye'nin çok saygın ve en büyük kanatlı şirketlerinden birisi sağ olsunlar teveccüh ettiler ve benim projede olmamı istediler. Fonksiyonel yumurta nasıl üretiriz? Fonksiyonel yumurta nedir? Şimdi biz çocuklarımıza, size, kendime, herkese diyoruz ki günde bir tane yumurta ye. 2 tane de bile yenebilir bence.
Evet, bir tane. Fakat siz de gözlük kullanıyorsunuz artık. Genç gösteriyorsunuz ama ben pardon, kaç doğumlusunuz? He? Kaç doğumlusunuz? Ben söylemem. Hayır, sizden büyük olabilirim, o yüzden söyledim yani. Yani o zaman yani yarışırız. Öyle mi? Evet. Ama siz daha gençsiniz. Ya, ya ya ya. Şöyle söyleyeyim, ben 1959 doğumluyum. Bu arada. Eyvah! Abi geri aldım abi. O zaman ben çok yaşlanmış oldum. Maşallah, tebrik ederim. Evet, sağ olun. Şimdi şuraya getir. Gözlük kullanıyoruz hepimiz. Çocuklarımız farkındaysanız çoğu gözlüklü artık. Niye? Evet, göz sağlığımız çok önemli. Göz sağlığına en iyi gelen vitaminlerden birisi veyahut da pigmentlerden birisi. Fonksiyonel gıda? Lutein. Lutein. Lutein, işte biz bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Örneğin, henüz bitmedi. Bunun gibi şeylerle uğraşıyoruz. Karideslerde, bakınız, Türkiye'de karides yok. Yani karides yok derken var da çok az karides üretimi. Yıllar önce Taylandlı bayimiz bana bir gün dedi ki, Ercan Bey, Tayland dünyada karides üretiminin ana merkezlerinden birisidir bu arada. Çok önemli sorunları var, ihracat yapıyorlar. Fakat bazı hastalık sorunlarından dolayı kimyasal kullanıyorlar. Kimyasal kullandıklarından dolayı da işte Amerika, Japonya, Avrupa'ya yaptığı ihracatlar geri geliyor. Buna doğal çözüm bulabilir miyiz dediler. Dedim ki, bakınız bizde karides üretimi yok. Ben karides yetişiciliğinden anlamam. Ama ben farmakoloğum. Aynı zamanda şu anda farmakognozistim. Dolayısıyla yani doğal yollarla bunu nasıl çözeriz, bir alternatif argesi yapabiliriz, yaptık ve başardık. Şu anda Tayvan, Tayland, Çin, buranın karidesleri daha sağlıklı ve doğal bir katkıyla beslenerek kârlı bir şekilde üretiliyor. Şimdi konu sizden biraz işe geçti ama tekrar size doğru döndürmem lazım abi. Çünkü benden yaş olarak büyük ama çok genç göründüğünüze göre. Sağ olun, sağ olun. Siz kadim diye bilinen, isim de vereyim, Ukrayna, Rusya, şamanizm, Güney Kore, Japonya, Hindistan, Çin, daha doğrusu Doğu tıbbının baktığı gibi olaya bakıp hem de bir Batı anlayışıyla bir okulu bitirmiş bir insan olarak doğru yolda olduğunuzu hissediyorum. O yüzden de hem şifa dağıtıyorsunuz hem de para kazanıyorsunuz. Bu durumda farmabetik kurarken hayvan ya da canlı beslemesini öne çıkarmanın ticari olarak bir artısını gördünüz mü? Hangi açlığı müşahede ettiniz de o alana girdiniz? Bu birinci sorum Türkiye için. Bir de acaba dünyada da mı aynı sorun var? Yani dünyada da mı artık biz hastalanmasak daha iyi olur mu sorusunun cevabı aranıyor mu? Şimdi tabii ki ben dünyanın en zeki, en harika insanı değilim. Biz şu anda artık Edison değiliz, Archimedes değiliz. Biz sadece puzzle'ın parçalarını toparlıyoruz. Esas çağımızdaki arge bunun üzerine kuruludur. Bilim neredeyse gidip alacaksın, o bilimi bir noktaya getirip bir potada eriteceksin. Akif Hoca'yı hiç unutmam. Akif, ismi Akif, Azeri'dir kendisi. Rusya'da eğitim almış bir kimya profesörüdür. Bir dost meclisinde oturduk, konuşuyoruz insanlıktan, çevreden, antibiyotiklere karşı olmaktan. Ve o dost meclisinde bana dedi ki, Ercan Bey, Ercan Müellim dedi hatta, Ercan Müellim dedi. Evet. Sen bu kadar dedi yakışı adamsın, sen bu kadar güzel konuşursun, niye bu hümik asit üstünde çalışmazsın hayvanlarlık üzerine? Allah Allah. Tabii. Hümik asit ve hayvan. Tabii. Ve insan tabii ki. Ve 90'lı yıllarda. Ondan sonra ben de bunun üzerine eğildim. İnternet yok. İnanın. Haftanın bir günü İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin kütüphanesine gider. Orada literatürleri karıştırır. Olmayanları mektupları yazar. Mektup yazıyoruz yani. Fax olanlara fax gönderiyoruz. O bilgileri toparlar. Ve Türkiye'de bu ürünü hayvancılık sektöründe lanse etmeye başladı. Tabii ki bunun içinde önce üniversitelerden görüşler aldım.
Ondan sonra üniversitelerde denemeler yaptım. Tarım Bakanlığı'nda ruhsatlandırmak için uğraştım. Çünkü öyle bir sınıflandırma yoktu. En sonunda Tarım Bakanlığı benim bir briefing vermemi istedi kendi kurullarına. Sevgili Gökep Aydın da o zaman uzmandı, eski daire başkanımız. Gittim, o briefingi verdim. Dediler ki tamam, bir de başka bir çalışma daha yapman lazım. Bir üniversitede broilerlerde bir çalışma yapman lazım. Onu da yaptık vesaire vesaire ve farmakülatör diye bir ürünü piyasaya sundum. İnanın o zamanlar benim de bıyığım vardı. Bıyık yakışıyor size bu arada. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Herkes bıyık altından gülümsedi bana. Ya. Bu arada şurada var mı o üründen şu anda burada? Efendim? Şu anda var mı burada o üründen? O üründen değil de o ürünün bir kitabı var. Şimdi ben size onu da göstereceğim ve söyleyeceğim. Şöyle koyayım. Merak ettim, o yüzden söyledim. Ve 90'lı yıllarda dediler ki, ben vereceğim size şimdi izin verirseniz. Ben de artık dünyada ve Türkiye'de birçok bilimsel çalışma yapıldı. O molekül ve hayvancılık sektöründeki, hayvancılık beslemesindeki etkileri açısından. Ve artık dediğiniz gibi belki de dayanamadım. Dedim ki arkadaş, biz Türk'üz diye yapamaz mıyız? Niye inanmıyorsunuz? Şunu bir daha söyle ya. Abi, niye inanmıyorsunuz abi dedim. Ve bu kitabı 2007'de yazdım. Başarının bilimsel kanıtı. Biraz ukalaca olmuş. Beni affetsinler okuyanlar. Ama öyle anlıyorlardı. Ama dayanamadım artık. İsyan ettim. Evet. Ve sonra bu ürün, düşünebiliyor musunuz ki şu anda Yeni Zelanda'da bir veteriner hekim hanımefendi tarafından atların yemine katılan bir ürün haline dönüştürülüyor. Videoları vardır sosyal medyada da bu hanımefendinin. Düşünebiliyor musunuz ki bu ürünü bir İngiliz firması bizi direkt kendisi arayarak, biz pazarlama yapmadan, biz araştırdık, inceledik, dünyada bunu sizden daha iyi yapan yokmuş, bize bayilik verebilir misiniz acaba diye. 2017'den beri. Ve tabii ki Türkiye'de de sağ olsun, herkes öyle değil tabii ki. Bilimsel bakan birçok kuruluşumuz var. Bilime saygı duyan birçok kuruluşumuz var. Diyebilirim ki bunlardan birçoğu bize çok destek oldular. Hepsine teşekkür ediyorum. Şu anda dahi hani tırnak içerisinde benim diyen çok büyük kanatlı sektörüne hakim firmalardan aralarında olan firmalar ürünlerimizi denedi, araştırdı, inceledi, öyle pat alalım da demediler hemen yani. Kimse almıyor tabii. Tabii tabii. Yok, alıyorlar. Hayır, hop diye almıyor yani. Öyle deniyor. Ondan sonra öyle. Evet, evet. Hiç kimse öyle gözü ama kapalı almıyor anlamında. İşte söyleyeyim. Bizim bu Türk ürünümüz işte bazı ülkemizin yüzde tesisleri tarafından da değer buldu ve şu anda Türkiye pazarında da hak ettiği yola doğru gidiyor. Şunu mu abi söylüyorsunuz? Türkiye'de büyük işletmeler, büyük firmalar da aslında hastalanmama ürünlerine rağbet mi gösteriyor? Tabii ki. Ve sonuç alıyor doğal tabii olarak. Tabii ki. Tabii ki. Önemli olan hastalıkları ve ölümü minimize etmek. Önemli olan bu. Verimi artırmak. Verimi artırmak. Verimi artırırken de rezidüel yani kalıntı problemlerine yol açmamak. Abi Hümük Asedi'nin ben tarımda ne yaptığını biliyorum. Ama birkaç cümleyle hayvancılıkta da Hümük Asedi'nin böyle belirgin bir farkını alabilir miyim? Yani çok çok güzel bir konu. Üç gün önceydi. Üç gün önce Ruslara bir Zoom toplantısı yaptık ve bir Deniz Bey de sunum yaptı. Ben de katkıda bulundum. Rusların bana sorduğu soru şu oldu. Peki dedi, sizin bu ürününüzün ne avantajı var? Biz hep Hümük Asit falan diye duyuyoruz. Yani. Şimdi buradaki en önemli püf noktalarından birisi şu. Hümik asitler doğadan gelen ürünlerdir. Yani Leonardit, hepiniz duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Leonardit, bir de şilajit kaynağı vardır. Şimdi Leonardit'ten hümik asitler veya hümik maddeler desek daha doğru. Bu maddeler orada uyuyan devdir. O uyuyan devi, böyle halk tabiriyle anlatıyor, uyuyan devi uyandırmanız gerekir. Bunun adı reaktive etmektir. Yani yeniden hayata dahil etmektir. Bu da ancak iyi bir ekstraksiyon yöntemiyle olur. Tamam.
Burada uyguladığınız ekstraksiyon yöntemiyle ancak siz hümik asitleri ve fülvik asitleri, hümik maddelerdir bunların hepsi, sinerjistik bir etki gösterecek şekilde belirli oranlarda bir araya getirebilirsiniz. İşte bizim farkımız bu. Biz ne yapıyoruz? Yıllarca Türkiye'de Şile, Afşin, daha sayabilirim, madenlerde beni çizmeli görmüş olabilirdiniz. Çevrem var madencilik çevresinden. Alo, Ercan Bey, şöyle bir damar bulduk, ilgilenir misin? Kalkar giderdim, o damardan numuneyi alırdım. Numunenin analizi yapılır. Numunenin analizi yapıldıktan sonra, bakınız bir şey söyleyeceğim, çok ilginç bir şey. Tamam, uygun. 1000 ton. Ne? 1000 ton. Sana? Evet, sok. Bereket. Bereket ki, İstanbul'da da çiftlik alanlarım var. Hobi alanlarımı bile doldurmuştum o zaman sırf. Çünkü ben bir daha bu damarı bulamam diye. Ve o 1000 tonu satabilecek miyim, satamayacak mıyım, ne olacak bilinmiyor. Abi sen bir de nereye koyacaksın? Sarlaya sersen gene şey yapamazsın yani. Bir kilo kalmadı onlar. Kurtaramazsın diye. Bir kilo bile kalmadı. Yani bir kilo bile kalmadı. Halen daha onlar üretiliyor. Ve sonra bundan 3-4 sene önce biz burada zaten ürünlerimizi hem bitkisel ürünler kullanıyoruz. Yani hümik asit kullanıyoruz, uçucu yağlar, ekstraklar vesaire. Salihli ve bu bölge, bu havza, Gediz Ovası hakikaten doğanın yani Tanrı'nın bahşettiği bir bölge. Cennetül Ala. Aynen öyle. Bilirsiniz ki Denizli'yi de böyle kapsadığımız zaman dünyada kekiğin üretim merkezlerinden birisi. Hem doğal hem kültür. Birçok endemik bitki bu bölgede yetişir. Aynı zamanda kültürleri yapılır. Dedim ki Ercan Petefka'ya, yaptın. Şimdi bizim ülkemizde şu hep anlaşılır. Bir insanın başarısı ne kadar para kazandığıyla anlaşılır. Altındaki arabanın markasına göre değer kazanırsın yani. Yani ne kadar para kazandığıyla anlaşılır. Oysa başarı o değildir. Başarı ne kadar temiz yaşamışsın, ne kadar temiz üretmişsin, ne kadar bir seda bırakacaksınladır. Mesela benim meslekteki 41. yılım. Ondan sonra bu 41. yılda kurduğum hiçbir şirket batmamıştır. Hiçbirisinin ortağı değişmemiştir. Hatta çalışana bile değişebilir. Evet, ismi değişmemiştir. Bunu da büyük bir gururla taşımaya gayret ediyorum. Bu da ayrı bir sorumluluktur. Şuraya getireceğim. Dedim ki madem biz bu ekstrakları kullanıyoruz, artık Ercan Petekli'ye bir jübile daha yap. Mesleki jübile. Bu ekstrakları, bu uçucu yağları kendin üret. İkinci fabrikayı kurduk biraz ileride. Orada da 2021 yılından beri, son 3-4 yıldır kendi uçucu yağlarımızı, ekstraklarımızı, bitkisel ekstrakları üretiyoruz. Türkiye'deki ilk mikro enkapsülasyon tesisini kurup bu üretilen bitkisel ekstrakların raf ömürlerinin artırılması için onları kapsüle ediyoruz. Dedim ki ya yıllardır milyarlarca hayvan besledim. Benim değildi ama Çin'deki hayvana da ürün verdim. İngiltere'ye de gene verdim. Artık biraz daha insan sağlığına hizmet et. Belki biraz ukalalık olarak gelebilir. Ama eğer doğru bir şey varsa bunu bu yolda ilerlemek lazım. Ve öncelikle hümik asit molekülünden başladım. Dedim ki ben bunu insan sağlığına da kazandıracağım. Bunu da ben bir tek tabii ki dünyanın en bilgili adamı ben değilim. Profesör Doktor Richard Lapp. Kaliforniya'da yaşar, çok iyi bir dostumdur. Bazı seminerlerime buraya geldi, oraya katılan arkadaşlar bilirler onu da. Amerika'da hümik asitleri insan sağlığında tablet hale getirmişti. Allah Allah. Yıllar önce. Dolayısıyla ben de o çok yakın dostum, oradan alıp getirmek yerine ben burada nasıl yapabilirimin araştırmalarını yaptım ve sonunda takviyeci gıda olarak Huminex diye bir kapsül şeklinde hümik asit içeren bir ürün ortaya koyuyor. İnanmıyorum sana abi ya. Peki bu neye yarar? Bir dakika dur. Hümik asit normalde bitkilerindi. Hayvana geçti. Şimdi insanda. Zaten evet.
Bütün canlıların ortak kan maddesiydi. Evet. Ve peki bunu nasıl anlatacaktım? Bunun için de insan sağlığıyla ilgili bir veteriner farmakolog olarak bir kitap kalemi aldım. Doğanın sunduğu iksir hümik maddeler diye. Şimdi burada bütün yani anti kanser etkisine kadar bütün literatürler var. Ve bunu nasıl yaptığı, antiviral etkisi nasıl olduğunu yazdım. Burada anlatamam, uzun sürer. Fakat bir şey daha var ki, dilerseniz birazdan beraber de gezip dolaşırız tesisleri. Şimdi şu kitabı gösterdiğimiz zaman şu resimler arkadaşlar diyor Photoshop değil. Bildiğin yani, bunlar bizim tesislerimiz. Evet. Biz burada teknik arkadaşlarımızla beraber çok özel ekstraksiyon yöntemleriyle ekstra ediyor ve her aşamasını test ediyoruz ürünlerimizin. O yüzden farklı. Şimdi abi. Bütün hikaye bu. Birincisi çok yoğun olduğunuzu tahmin de edebiliyorum, görüyorum da. Ama siz bu kadar Ar-Ge, bu kadar kongre, bu kadar pazarlama, satış arasından benim bildiğim 4-5 belki 10 tane kitabı yazdınız. Ben bu zamanda bunları okuyamam bile ama sen bunları yazdın. Bu birinci kural. İkincisi, bu kadar iş arasında siz müziğin değil sadece icra etmesini güftesine kadar, bestesine kadar yaptınız. Bu enerjiyi mi nereden buldunuz diye sorsam ya da siz hayatınızın tamamını bu işe mi adadınız diye sorsam bilemedim. Önce kitaptan bahsedelim çok kısa. Sonra da son olarak da sizin müzik kısmınızı konuşalım. Öncelikle Elazığ Musiki Cemiyeti keman bölümü mezunuyum ben. Elazığ Aha. çok kadim bir kültürdür. Vah. Elazığ musikisi diye bir musiki vardır. Ben rahmetli babamın arkadaşları o ortamlarda... Siz Fasıllar'da büyüdünüz. Fasıllar'da büyümüş bir çocuktum. Daha sonra Elazığ Musiki Cemiyeti'nde keman öğrenmeye başladım. Keman bölümünü bitirdim. Fakat yıllar geçtikçe bağlamanın, belki de buna birazcık asilik deyin. Ozanlıkta şu vardır. Ozan, bütün ozanlar dikkat ederseniz hep eleştirir. Hep taşlar, taşlama vardır. Dolayısıyla ben daha sonra bağlamaya geçtim. Bağlamaya geçtikten sonra bağlamanın hem Anadolu kültürünü çok iyi tanıtabildiğini. Bağladığını... Evet, evet. Dolayısıyla diğer müzik aletleriyle de ilgim oldu ama bağlama benim saz, bağlama benim ana enstrümanım oldu. Ve derken mesela çok güzel yaptığım şeylerden birini söyleyeyim. Öyle bu işler parayla pul olmuyor. Yıl 89. 89'da İngilizcemi geliştirmek üzere daha 89'da ilk oğlum 3 yaşında. Onu Türkiye'de bırakıp İngiltere'ye gidip herhangi bir kursa ödeyecek param da yok. Elimde bir tane, siz gazetecisiniz o zamanları hatırlamazsanız bile bilirsiniz gençliğinizden dolayı. Evet bilirim. Eskiden gazeteci teypleri vardı böyle evet. Elde takmasardınız evet, evet, kaydederdiniz. Evet. Bir tane de ondan almıştım. Çünkü bulunduğum her ortamda insanların işte seslerini kaydedip yani ne konuştu gelip deşifre edip. Birkaç defa tekrar edip. Kendim çalışmaya çalışırdım. Ve bir arkadaşım, İngiltere'de bir arkadaşım, Türkiye'den fotoğraflar çekmiş fotoğrafçı. Dedi ki Ercan, bir arkadaşları davet ediyoruz. Bir toplantımız var, bir yemekli toplantımız var. Ben de Türkiye slaytlarını sunacağım. Sen de buna fon müziği bağlama çalar mısın? Bereket ki ben o yolculukta sırtımda bağlamam gitmişim oraya. Aa, onu hiç bırakmadın yani. Edinburgh'da, hiç unutmam, İskoçya'da, Edinburgh'da bir akşam o Türkiye'yi gösteren slaytların arkasında ben de Anadolu'dan gelen ezgileri çalma fırsatım. Ne çaldığını hatırlıyor musun o akşam? Valla açık söylemek gerekirse anımsamıyorum. Böyle bir kötü uyum var. Yani buraya bir makyaj yapıp da şunu hatırlıyorum yok, diyemem. Önemli değil ama bir sürü ama çaldın yani. Tabii birçok şey çaldım ve çok da mutluyum. Çünkü güzel oldu mu? Efendim? Ya, oradaki de beğendi mi? Beğenmezler mi? Mecbur beğenecekler. Hadi. Bir de ukaralık var. Hadi çal bakalım abi. Ben de beğendim. Şaka yapıyorsun abi. Evet abi şaka yapıyorum. Ama akordu var bilmiyorum ki. Bak bakalım ne varsa işte. Şaka yapıyorsun. Sen abi. Dedin ya abi az önce bana ne bulursan. Ben abi ne bulursan baktım. Ama yani valla
Bilseydim akord ederdim hocam. Ya abi daha iyi. Etmeye çalış bakalım şimdi. Hangi birini çalayım şimdi? Heyecanlandırdın beni. Vallahi abi en sevdiğim. Bizim pencereler yele karşıdır, muhabbet ettiğin karşıdır. Girebilsen şu göğnümde neler var, gülüp oynadığın ele karşıdır, karşıdır. Ele karşıdır. Girebilsen şu sinemde neler var, gülüp oynadığın ele karşıdır, karşıdır. Ele karşıdır. Bırakma bırakma dur. Yok, bırakma. Çalışmadan olmaz, böyle yakalandım. Ne sesimi ayarlayabildin lan korktum. Abi biz şu anda bir yarışma yapmıyoruz. Olsun. Burada bir hayat hikayesinden bahsediyoruz. Tebrik ederim. Gören olur, duyan olur. Neyime lazım? Yok kamera yok burada. Biz abi kendi aramızda konuşuyoruz. Tebrik ederim. Şöyle tebrik ediyorum. Anlamam ama şunu biliyorum. Duruşunuz ve sazı bağlamayı eline alışınız ve söyleyişinizdeki içtenliği ben görebiliyorum. Onu anlıyorum. Sağ ol, sağ ol. Tekniği anlamasam da. Sağ ol. Peki son olarak abi, kitaplardan da bahsedelim. Çünkü siz hem bilimsel anlamda hem de sektörel anlamda hem de kamuoyunun geneline has tecrübeyi de ihtiva eden kitaplar yazdınız. Bir, niye yazdınız? İki, daha yazacak mısınız? Önce yazmaya nasıl başladığımdan bahsedeyim. Bir sefer babam, ben hakikaten herhalde genlerin de önemi var. Ya babam çok kıymetli bir insandı. Çok iyi eğitti bizi. Kendisi de çok değerli, çok güzel şiir okuyan ve şiir yazan bir insandı. Ama çok genç yaşta kaybettik. 95 yılında. Babam kaybettikten sonra dedim ki babamın şiirleri ne olacak? Ben dedim bunu kitap haline getireceğim. Ve bunu babamın sevenlere, aileye, çocuklara kalsın diye bastırıp herkese yayınlayacağım ve göndereceğim. En zor kısmı ne oldu biliyor musunuz? Babamın şey kitabını yaptırdım, bastırdım. Fakat hiçbir şey benden yoktur içinde. Özellikle koymadım. Bir tek ismini ben koydum. Günlerce düşündüm ismini koyabilmek için. Bence kendim çok sevdiğim için o ismi. Yani katkım, sekse bu diyorsun evet, yani. Tek katkım bu. Bakalım siz beğenecek misiniz kitabın ismini? Gözüm görmüyor ki. Beni gitti sanmayın. Beni gitti sanmayın. Yaşıyor. Evet. Beni gitti sanmayın. Ve bütün dost, akraba, arkadaşlarımdan bunu kargoladım. Çok gözyaşı döktük o dönemde. Yani onu anma gözyaşları olarak. Böyle başladıktan sonra... Dur. O ismi niye, ne, nasıl düşündün abi? Çok zor bir şey bunu. Çünkü gitmedi ki. Hala kalbimde. Çok iyi bir insandı. Tertemiz bir insandı. Ben o sayede belki eğer bir şeyler yapıyorsam yapıyorum. O gitmedi. O da bir tane şiir okur musun babandan? Sahil çiçeğiydi adı deniz kızının. Bir balıkçı kulübesinde yaşardı mutsuz. Yosunsu gözlerinde çocuksu bakışlar vardı. Ürkekti sahil çiçeği. Aşktan yana bomboş, arzulardan yana dop doluydu. Bir özlemi vardı. Seviler üstüne tomur tomur büyürdü her gün. Dudaklarına buruk bir tebessümle ağlıyordu sahil çiçeği. Yoksuldu. Aşkı ne yapacaktı? Hele bir ilkbaharda boy boy oldu. Açıldı sahil çiçeği. Anlamsız rüzgarlara kaptırdı gönlünü. Oysa aşk tütükleri söylerdi. Sahiller boyunca yoksulluğa inat. Tarih. Var mı? Bu 1968. Bak abi şimdi.
68 yılındaki cümle yapısına bakar mısınız? İşte. Her bir kelime derdeye kadar güzel ama uyum 10 numara. Yani şunu arıyorum ben aslında. Bugünkü insanımızın akışkan bir konuşma, derin bir telaffuz ve muhtevası zengin bir akış veya cümle olunca nasıl adam onu o saatte, o tarihte ve Elazığ gibi bir yerde ve bitkiyle uğraşan bir insan olarak bunu düşünmüş. Evet. Yani derinliği alülala olan bir yaklaşımda. O yüzden Allah rahmet eylesin diye düşünüyorum. Peki sen, sende ne var? Şimdi çok aşk da var, sevgi de. He. Bu çok önemli. Niye biliyor musunuz? Gençlere örnek olsun diye veriyorum bunu. Çünkü mizampajı yanlış yapmıştı. Siz gazetecisiniz, bilirsiniz mizampajı. Evet. Sevgi de var, aşk da yazmıştı. Aman dedim, çabuk değiştir. Olmaz öyle şey. Aşk da var, sevgi de var. Çünkü aşk olur, söner, biter, gider. Sen bu sürede sevgiyi yeşertirsen kalır. Sevgi de var. İşte o zaman olur. Derken böyle bir şiir kitabı. Bir de ondan okuyalım, bitirelim. Ya beni şimdi çok duygusallaştırmayın. Ben ağlarım, abi, ağlarım. Abi olsun. Ben de zaten ağlamak üzereyim yani. Az kaldı bak. Biraz şimdi daha gidersek. Şimdi buradan hangisini ben okusam size? Abi sorun yok. Bak yani, 44'te de şey Emre. Ha şey vardı çok güzel. Onu da okuyabilirim. Ne bileyim ben. O kadar hep. Ha çok güzel ya. Vallahi bir dakika. Herkesin bana farklı göndermeler yaptığı bir şiirim var. Aslanlı Köprü. Ben seyahatlerde çok yazardım. Öyle. Hani diyorsun ya hangi zamanlarda, kitapları da öyle. Uçaklarda, seyahatlerde, gittiğimiz otellerde. Veya çocuklarımı hafta sonları ayırırdım. Çocuklarımı kurslara götürdüm. Onlar oynarken boş onlara kurslara bırakır. Ben orada. Sen nasıl bir adamsın ya? Yazardım. Bunun hepsini okumayayım ama bir kısmı. Evet, lütfen buyurun. Şiirin ismi Aslanlı Köprü'de. Güneş vurmuş aslanları Aslanlı Köprü'de. Kar taneleri konfeti, yağmursa gözyaşları kırılmış kalplere, bekleyenlere, ayrılanlara Aslanlı Köprü'de. Şimdi 20'sinde olmak vardı. Aslanlı Köprü'de beklemek vardı kızıl saçlı ilk aşkı. Geç olsa da, hatta o gün gelmese de tekrar gidip beklemek vardı Aslanlı Köprü'de. Belki de garda bekliyordu ben Aslanlı Köprü'deyken. Trenler geç de geliyordu Sofya'ya bazen. Belki de uyuyordu lokomotifin ninnisinde ben, bana gelirken Sofya treninde. Bense Aslanlı Köprü'de üşümüş de olsam bekliyordum nereden geldiğini, hatta geleceğini bilmesem de bekliyordum öylesine, kim olduğunu dahi bilmezken. Aslanlarla dost oldum beklerken onu günlerce, aylarca, belki de yıllarca. Konfeti kar taneleri yağdı üzerime. Gözyaşları yıkadı beni bulutların. Güneş yaktı, kavurdu, dudaklarım çatladı susuzluktan. Dudaklarımda ıslanmayı düşledim. Kapkara oldu tenim. Saçlarım tel tel gitti. Yaşam takviminden düşen günler gibi. Aslanlar hiç değişmedi. Köprü de öyle. Bense yıllandım, belki de yaşlandım, hala bekliyordum bir umut. Belki de tren geç kalmıştı ya da o beni garda bekliyordu. Beklerken beni düşlüyordu. Ellerini ellerimde ısıtacağını, gözlerimin derinliğinde kaybolacağını kurguluyordu. Beklerken Sofya garında bekleyeceğimi biliyordu. Bir gün yitip gitsem de aslanlar ona söylerdi. Beklediğimi, aşkım. Aslanlı Köprü'de umut yağıyordu konfeti kartaneleri yerine. Güneş değildi ışıyan ısıdan. Sevgiydi, aşktı. Yani böyle sabah sabah beni farklı yerlere gönderdiniz sayın. Abi ben bittim. Hiç daha konuşmuyorum. Doktor Ercan Petekkaya. Teşekkür ediyorum. Teşekkür. Ve direkt veda ediyorum. Sağ olun, teşekkür.